Fenerbahçe stadında siyasi slogan atılmasına karşı mısınız? Bakın, siyasi slogandan kasıt nedir? Önce onu açalım. Eğer statta bir küfür edilecekse buna karşıyım. Bir hakaret edilecekse buna karşıyım. Çünkü kendime istemediğim şeyleri onun da olmasın. Ama diyelim ki Gezi Parkı ile ilgili 34. dakikada tezahürat yapıyorlar. Ya bunlar doğal hakları yani ya. Yapabilirim. Ben seçim kararı aldım. Bana istifa başkan diye bağırdılar bu sene. Ya ben seçim kararı aldım. Seçime gidiyorum yani. Yani seçim kararı almış bir insana bağırıyorlar istifa başkan diye. Ya bunlar olan şeyler. Bakın ben yine söylüyorum. Yine yanıltıyorlar. Sayın Başbakan'ı yanıltıyorlar. Ve insanları şeyle karşı karşıya getiriyorlar. AK Parti ile. Karşı karşıya getiriyorlar. Nasıl getiriyorlar? Vali geliyor, müdahale ediyor tribünlere. Alıyor amigoları, toplantı yapıyor. Efendim söyleyeyim, bir başkası yine aynı şekilde giden bakan alıyor, toplantı yapıyor amigolarla. Onlara biletler dağıtıyorlar. Şu, bunlar yanlış. Bu kurumların bir başı var, bir yönetimi var. Sizin muhatabınız bunlardır. Siz stattaki ancak küfür ve hakaret içeren şeylere karşı çıkarsınız. Onun dışında olanlara bir şey diyemeyiz. Peki hükümet istifa, küfür de yok, hakaret de yok. Diyebilir yani onu. Ama siz onu dediği zaman onun ille karşılığını alacağım derseniz, polisle şey yaparsınız, müdahale ederseniz o artar. Bu toplum bir şeyidir yani, bilincidir. Ama siz ona bir şey yapmazsanız 3 gün sonra takım bir gol atar, o onu bırakır artık yani. Gol attığı anda bırakır o işi, kendi takımıyla uğraşır. Peki mesela benim çok hoşuma giden bir marş besteledi Fenerbahçe taraftarları. Ali Korkmaz. Ali İsmail Korkmaz için Eskişehir'in ortasında dövülerek öldürülen 19 yaşındaki bir genç. Evet, rahmet tanıyoruz. Fenerbahçe taraftarı. Çok güzel bir marş söylendi. Bunun ben hani bu insanlık marşı. Bu insanlık için. Göz yaşartıcı. Katılıyorum. Bir şey. Evet. Katılıyorum. Mesela bunu söyleyemeyecek mi taraftar Fenerbahçe stadında? Söyler. Bunu söyler. Bunu kimse engelleyemez, söyler. Ama en son bu federasyonun yanlışlıkları işte bunlar. Yani 4 tane kişi yukarıdaki Sayın Başbakan ve hükümeti zor durumda bırakmak için, onlara çok affedersiniz yalakalık yapmak için işlem çıkartıyorlar ya. Ya bırakın, bunlarla bir şey olmaz. Ya bunlarla bir zarar gelmez. Ama siz baskıyı arttırırsanız, baskı yapmaya kalkarsanız insanlar da isyan ederler yani. Bunun sonu iyi olmaz. Onun için lütfen herkes aklı selim olsun. Aklı selim karar verelim. Hepimiz birbirimize saygılı olalım. Ama ne diyorum? Küfür yok, hakaret yok. Bunlar yoksa problem yok.